Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetin Doğan, birlik olarak kurumsallaştıklarını fakat her oda bazında kısmen de olsa eksiklikler yaşandığını belirterek, Aydın'da oda başkanlarından başlamak üzere kurumsallaşma yönünde eğitimler vereceklerini, bu eğitimlerin ilkini 16 Ocak'ta Pamukkale'de yapacaklarını ifade etti. Çetin Doğan, her şeyi başkanın bilemeyeceğini, yöneticilerin de bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çizerek, 2015 yılının eğitim yılı olacağını söyledi. Şimdi bakın, ben hep diyorum, biz kurumsallaşmak zorundayız. Birlik olarak kurumsallaştık. Odalarımızın bazıları hakikaten kurumsallaştık. Ama öyle odalarımız var ki hala kurumsallaşmamış durumda. Üye ne başkanını tanıyor, ne idaresini tanıyor. Bir tek genel sekreter var. Genel sekreteri tanıyor, onu başkan olarak biliyor, onu yönetici olarak biliyor, onu sekreter olarak biliyor. Biz diyoruz ki bundan böyle eğitim, eğitim, eğitime. Allah izin verirse ayın 16'sında Pamukkale'de 3 gün boyunca bir eğitimimiz var başkanlarımıza. Şimdi eğitim derken benim bazı başkanlarım belki yanlış anlayabilir. Ya biz eğitimsiz miyiz? Konu o değil. Konu idarecilik eğitimi. Konu esnafa verebileceğimiz şeyler konusunda. Yöneticilik konusu. En büyük meselemiz o. Şimdi gene söylüyorum. Akşam yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. Sabahleyin üyenin bir tanesi yönetim kurulu üyesini çeviriyor. Diyor, akşam toplantı yapmışsınız. Ne yaptınız? Ne karar aldınız? Ben bilmem, başkan bilir diyor. Başkan bilmez her şeyi. Yöneticiler de bilecek. Niye seçildik biz? 7 kişi beraber seçildik. Onlar da bilecek. Yani ben inşallah bu önümüzdeki 2015 yılının önce başkanlardan başladık. Onun ardından denetim kurulu üyelerimiz var. Bilecekler. Denetim kurulu üyesi bu odada, bu birlikte ne yaptığını, ne yapacağını, ne kararlar alabileceğini, neler yapabileceğini öğrenecek abi. Ve bundan da hiç kimse gocunmayacak. Ben de gocunmayacağım. Başkan olarak idarecilerim de gocunmayacak. Öğrenecekler abi. Bu işi yapıyorlarsa, bu işi kurumsal hale getirmek istiyorsak denetçi denetçiliğini bilecek. Bilecek, takip edecek bizi. Ben bunu hep söylüyorum. Bizim Allah'a çok şükür hesabımız verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Hiçbir hesabımız yok. İşte aşağı yukarıda. Onun için onlardan sonra idarecilere, yönetim kurulu üyelerine. Gelin bakalım arkadaşlar. Sizin şu 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 görevleriniz var. Bunları yapacaksınız. Yani taşın altına hepimiz birden elimizi sokacağız. Sadece başkan değil. Çünkü en ufak bir olayda sadece başkan gitmiyor sağa sola. Hep beraber gideceğiz. En ufak bir olayda hep beraber gideceğiz. Onun arkasından genel sekreterlerimiz. Zaten genel sekreterlerimize her sene bir seminer veriyoruz. Ama bundan sonraki seminerler daha farklı olacak. Yani eğitim seminerleri olacak. Artık eğitilecekler işte. Bir üyeyle nasıl konuşulur? Bir üyeye nasıl cevap verilir? İşte bir başkanla nasıl konuşulur? Bir başkanla nasıl oturulur, kalkılır? Bunların hepsini öğreneceğiz abi. Konusunda uzman olacak bir kere. Evet abi. Yani biz gene söylüyorum. Hiçbir başkanım beni sakın yanlış anlamasın. Hepsi ayrı birer cevher. Hepsi ayrı birer başkanım. Ama gene söylüyorum. Biz muhakkak ki kurumsallaşmak zorundayız. Kurumsal olacağız. Kurumsallaşmak zorundayız. Eğitime katılmak zorunlu hale mi Zorunlu getiriyorsunuz? hale getiriyoruz. Zorunlu hale getiriyoruz. Yani muhakkak tabi hastalık olur, sağlık olur, ölüm kalım olur, o ayrı bir şey. Ama muhakkak katılım için mecburiyet tutuyoruz. Ve tutulmak zorunda. Yani ben öyle başkanlarım biliyorum, şey bir odasına uğramıyor. Olmaz, böyle idarecilik olmaz. Olmaz abi. Gidecek odasında yarım gün oturacak. Gelen genelgelere bakacak, tahminlere bakacak. Bunlar olacak. Yani 2015 yılı İnşallah. eğitim yılı olacak. İnşallah. Biz bunu hedefledik, böyle gideceğiz inşallah.